Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kazaz düğümü ile makrame bileklik yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde uçlarını ben bit ezme ile kapattım. Sizler düğüm de atabilirsiniz. Bit boncuk dediğimiz boncukları da kullanabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet 35 santim uzunluğunda kahverengi ip, 2 adet 35 santim uzunluğunda hardal sarısı ip, 1 adet 75 santim uzunluğunda hardal sarısı ipimiz, 1 adet 75 santim uzunluğunda kahverengi ipimiz. Şimdi dersimize geçelim. Bir çift kahverengi ipimi alıyorum. İki ucunu eşitliyorum. Ve tezgahımızın ortasına yerleştiriyoruz. Diğer bir çift ipimizi alıyoruz. İki ucunu eşitliyoruz. İpimizin orta kısmını yerleştiriyoruz. Hardal sarısı ipimizin yönü sağ tarafa bakacak ip uzantıları. Kendimize olan kısmı çapraz bir şekilde yukarıya taşıdım. Tekrardan gösteriyorum. Bu kenardaki ipimizi çapraz bir şekilde yukarıya taşıdım. Şimdi buradaki olan ipimizi arkadaşlar şöyle anlatayım. Bu ipimizin üstünden atlatacağız. Bu ipimizin altından geçeceğiz. Bu ipimizin üstünden atlatacağız. Böyle bir dönme sistemi yapacağız. Buradaki ipi ortalıyoruz bunu da. Buradaki ipten atlattım. Hardal renginden altından geçiriyorum. Şimdi tekrardan buradaki ipin üstünden atlatıp kahverengi ipin altından geçiriyorum. Ve bunları yavaşça çekiyorum. İki ucu eşit bir şekilde çekiyorum. Çekerken de iplerimiz bakın birbirinin içerisinden üstünden geçti. Bunların yönlerini düzelteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde çekiyorum. İki ucunu da eşitliyorum. Yine kahverengi iplerimizi de düzeltelim. Yönleri bir olsun. Evet, bu şekilde düğümümüzü attık. Şimdi tezgahımıza yerleştirip buradaki kare makrame düğümü atacağız. 75 santim uzunluğundaki hardal sarısı ipimi alıyorum. İki ucunu eşitliyorum. Buradaki ipin altından geçiriyorum. Sıfır noktasına kadar. Makreme örgümüz neydi? Sağ tarafı D yaptık. Sol kenardaki ipi sol köşeden D'nin içerisinden geçip eşit ölçülerde ipimizi çekiyoruz. Şimdi sıra geldi.
Sol kenarda sol kenarımızı örüyoruz. Sağ ipimiz sağ alt köşeden D'nin içerisinden geçecek. Evet, makremimizin her iki tarafını da bitirdik. Bu kenarlarını iplerini kestim, yaktım. Buradakini iki ipe düşürdük. Şimdi sizlere burada nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu bitirdiğimiz makreme iplerini de kesip yapıyoruz. Şimdi üstte duran iki tane ipimizi ayırıyoruz. Bu alttaki olan iki tane ipi sıfır noktasından kesiyoruz ve çakmakla yakıyoruz. Daha sonra asansör kısmını yapacağız. İki ucu birbirine birleştiriyoruz ve asansör kısmını yapacağız. İki ucunu eşitledim. Bitimi alıyorum. Evet, bilekliğimizi tamamladık. Sizler de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımın altına beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.